paylaşacağız. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamalarına bakarak biraz ekonomiyi konuşacağız. Ee, elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyenler çok dertli kapatılıyor. Elektrik ve doğalgazı birçok vatandaşın. İşsizlik verileriyle ilgili biraz önce manşetlere de baktık daha yakından bakarız. Hayat pahalılığına ve işsizliğe dair yurdun dört bir yanından gelen haberler var. Konut fiyatlarını konuşacağız dedik. Bu arada işsizlik demişken NİDE'den gelen görüntülere daha yakından bakacağız. Hemen başlayalım. Önce Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati neler söylemişti onu bir paylaşalım izleyicilerimizle. Nurettin Nebati şimdi sabah gazetesi de genişçe yer görmüş. Ee, yine enflasyona dair, dün iki ayrı yerde konuştu değil mi? Bir evet. Mardin'de, bir de daha sonra yine bir e, açıklama yaptı. E, Enflasyon kur korumalı mevduatla ilgili yeni bir, e, ne diyelim, Sefer enstrüman o... demeyelim de yeni dahil edilen bir... Orijinal bir açıklama yapıyor. Tam olarak şöyle diyor. Enflasyon korumalı mevduat. Evet enflasyon korumalı mevduat ha. diyor. Hepimizin tüyleri diken diken oldu. Eyvah olarak. eyvah. Mevduat mı diyor bir ara... Enflasyon korumalı tasarruf ürünleri ha. üzerinde çalışıyoruz. Mevduat demiyor. Demiş evet. Ha, tasarruf başka bir ürünleri şey. demiş. Tasarruf ürünleri, tasarruf ürünleri yani başka bir koru. Şey. Ben... Mevduat, mevduat acayip bir şey. O yani. acayip. Yani mevduat ne demek biliyor musun? Yıllık şu anda %60 faizle. Demek. demek. Tabii. O zaman hmm. %60. faizi %60'a çıkasın olsun. Ne olabilir peki o zaman mesela? Yani en, en, enflasyona endeksleyecekleri bir tahvil olabilir. E, geçmişte vardı. Ama yüksek enflasyon faiz olmaz mı o da? E tabii yani orada enflasyon arttığı için burada başka bir çelişki daha var. Enflasyona karşı en çaresiz kesimler hangisi? Geliri sabit kalan kesimler. Geliri sabit kalan kesimler kimler? Ücretliler, memurlar, işçiler vesaire. Artı bir de bunların etkilediği bir grup var. Kim onlar? Esnaf, küçük esnaf. esnaf. Çünkü son itibariyle küçük esnafın müşterisi de Bunlar sabit ücretli. Mi? Geçenlerde berberle konuşuyorum. Berber, berberin de işleri azalmış. Ya dedim insanlar saçlarını mı kestirmiyorlar, uzatıyorlar mı? Hayır diyor. Eskiden bir buçuk ayda bir kestiriyorsa, ayda bir kestiriyorsa, şimdi iki, i̇ki ayda mi? bir kestiriyor. Ya da iki haftada bir kestiriyorsa, ayda bir kestiriyor. Yani o bile zorlanıyor. Küçük esnaf bile. Şimdi bu insanlar, bu geniş kesimler, bu toplumuz zaten %90'a ediyor. Bu geniş kesim kesimler enflasyon karşısında ezildikçe eziliyor. Ezildikçe eziliyor. Ama bakan bu is bu kesimlere memleketin %90'ına bir çare olacağı yerde enflasyon karşısında tasarruflarını koruyabilecek imkanlar yaratmaya çalışıyor. Sanki bana Bankalar Birliği Genel Müdürü, Hazine ve Maliye Bakanı değil de para politikasından sorumlu sanki bir banka genel müdürüymüş gibi konuşuyor. Diyor ki döviz üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun yönetilebilir bir noktaya geldi diyor döviz. Devam ediyor. Enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerine çalışıyoruz. Ne demek bu? Tasarrufunuz tam olarak senin biraz önce dediğin, önceki bölümde dediğin şu sıkıntı var ya. Ya tasarruf sahibi enflasyon karşısında da eziliyor. Bakan yani dolar aldığın zaman eziliyorsun. Eziliyor. Evet. Eğer dolar sabit kalırsa ezilecek. Ama o da da ama onda da %17'lik mevduat faizini alacak en azından yıllık oranda. Şimdi enflasyonu da Tasarruf sahipleri için bir ezilme olasılığı olmaktan çıkartıyor. Ha Cumhurbaşkanı ezdirmeyeceğiz dedi ya. Ezdirmeyecek yani. Ama ya, kimi aynen. ezdirmeyeceğiz dedi o. Memuru mu ezdirmeyeceğiz dedi, parası olanı mı ezdirmeyeceğiz dedi. Şimdi tasarruf sahibi deyince vatandaşımız yanlış anlamasın. Belki orta derek vatandaşın vardır 5 bin, 10 bin, 15 bin tasarrufu. Niye ama o tasarrufunu sizin tasarruf şeye değil. koyduğunuz zaman yani tar tartıya koyduğunuz zaman elde ettiği getiri sizin enflasyon karşısında ezilmemenizi sağlayacak bir getiri değil. Yüksek mevduat sahipleri bu işlerden besleniyorlar. Üst düzey 3-5 maaş alan memurlar, bürokratların parası karşısında o para para değil. Para değil tabii. Bir de o tasarruf çok tasarruf acı değil mi? Değil. Bir de, yani şimdi enflasyon gerçeğini hoş kabul ettiler de bununla e, yüzleşme konusunda bir en azından söylemde değişikliği gidildi. Ama bir de enflasyonun yüksekliğinin böylesine altını çizilmesi ve belli ki bunun daha böyle devam edeceğinin de kabulü anlamına. Ama ona etti. Evet. Daha böyle devam itti. edeceğinin de ha aralıkta çünkü aralıktan sonraydı. Yani 2022'yi biz yüksek enflasyonla geçireceğimizi Evet. Bakan ha yazın biraz gevşer. O zaman dün güzel anlattı değil mi? Fazleti. Sebze, mebze, endam ne olur? 70'ten yani 60'a iner. Öyle biraz gider veya 70'lerde gider bilemiyorum. Değil mi? O seviyede gider Bir, falan sonra baz etkileriyle tabii. Hafif, hafif olacak hafif, ihtimal hafif, şu. He, yani ya olacak işte. olan çok belli. Yani böyle çok kain olmaya falan gerek yok. Olacak olan çok belli. Bir varsayımım var. Döviz şoku yaşanmazsa eğer, döviz bu seviyede kalırsa eğer, bizim yaşayacağımız şey şu. Mayıs ayı, Haziran ayı itibariyle enflasyon grafiği var ya böyle yukarı çıkan, plato yapacak. Düzdülüyor. Öyle düz duracak. O bir süre daha devam edecek. %70 e seviyesinde diyelim. Ekim'e kadar, Ekim e Kasım'a kadar, kadar. Ondan sonra Aralık ayında baz etkisiyle kafasını aşağı indirecek. Olacak olan da iyi ihtimalle %50'ye düşecek. Yani şey görüntü bu. %50 Ocak ayında platodan devam edecek yine yani o %50 plato şey çökecek. %70'i gören bizler %50'ye düşünce Allah'a şükür Çok mü? Çok şükür. Bu esnada Bugün ama de görmek var tek, yani. tek bir varsayım, tek bir varsayım. Bu esnada döviz 14.80'de ya şu an. 14, 67 şimdi. 14.67 seviyesinden yukarı çıkmaz. Orada kalmak zorunda. Çık yukarı ya çıkarsa zaten dediğim gibi daha önce konuşmuştuk burada. Yeni bir döviz şoku demek Türkiye için. Artık ekonomik değil ulusal güvenlik krizi Peki. anlamına geliyor. Çünkü ne olacağını artık kestiremiyoruz. Peki bu bana biraz ya bir şey ya oturtamıyoruz şimdi bu söylediği lafı. Yani tasarruflarını döviz korumalı tasarruf. Enflasyon enflasyon korumalı tasarruf meselesini bir yere oturtamadık. Mevduata oturtamadık. İnanılmaz bir faiz olur. O zaman faiz yükselt. Ne ne kastediyor bilmiyoruz. Evet. Ben diyorum acaba Mardin'de konuşmuş Nebati gene salladı mı? Olabilir. Yani biliyoruz sallayıp duruyor. Evet. Atış serbest politikası Bu size. dün dikkat çeken bir şeydir şu cümlesi: Enflasyon korumalı tasarruf ürünleri ne demek istedi? Ne olabilir bu Kimse tasarruf ürünleri? Kimse de sormuyor mu ya orada? Ya ee, n'et kastettiniz ya bu? Üzerinde çalışıyoruz dedi. Evet. Şimdi yani en gün bir yorum çıkar. E, günün ya. sonunda bu enflasyon koruma tasarruf ürünleri günün sonunda büyük ölçüde mevduata benzer ürünler olur. Ya tah, ya bir borçlanma karşılığı verilen karşılığı getirisi faiz olan. Ama enflasyonu endekslediğin zaman o faizi şeyde yani nominal değerini de arttırdığın bir şeye dönüşür. Yani ha mevduat olur, ha tahvil olur, ha zine bonosu yani olur. Faiz. Yani sonuç yani olarak fa faiz. faizi değişken hale getirirsin yani enflasyonu endeksleyeceksin. Yapacağını yoksa altın al sana bir de enflasyon koruması vereyim Şimdiki gibi olma öyle bir şey yapmaz zaten. Niye altına yönlendirsin, niye dolara yönlendirsin? Türk lirasında dur kardeşim, tahvil al, bon al, mevduat tut. Belki de şöyle bir şey yapamazlar onu diyecek. Uzun vadeli tahvil çıkartın. mesela 3 yıllık, 5 yıllık. Ya mesela aynen. Be 5 yıllık tahvil alıyorsun, sana enflasyon korumalı diyor. 5 yıl sonraki enflasyon büyük bir risk alacak onu yaparsa ama çok büyük yaparsa. Bir risk değil mi çok uzun vade 3 yıl 5 yıl ne abi o bu, bu, kim ba e, altınları çevireceklerdi işte. giren oldu mu ne oldu altın sertifikası verip? Altında ciddi bir öyle giriş yok yani ya yok üç, işte beş onu da insanlar yurt dışından ama büyük o şey taraf. olarak pazarlamadılar mı buralarda konuştuk altın şeydeki yastık altındaki altınları da katıyoruz şu kadar 200 bin nemle ton altın var değil mi 200 bin ton altın var onlar piyasaya şu kadar para göze Nebati bize bunu sattı, 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 sattı. Mart'ta başlıyor dedi. Ne oldu? Ya o çok Biz geleneksel Altının ağasını adını almıyorlar. Çünkü insanlar hakikaten bileziğini çıkartıp kadın götürüp vermedi. Çoğu kadın evinin bir köşesinde 3 kuruşluk altını var. Bu benim kefen param ya, diye saklayan bir gelenekten geliyor. Kötü gün parası, Bakın, kefen parası dünyanın diye Dünyanın hiçbir yerinde yok. hiçbir yaşlı bir kadın herhalde Avrupa'da batış standartlarından bahsediyorum. Bir yaşlı bir kadın kefen parası saklamamıştır. Bu benim kefen param diye saklamamıştır. Türkiye'de bu Anadolu'da bilhassa her yaşlı bir kadının 3-5 kuruşu parası vardır. Kenarda vardı. Ne parası bu elletmez onu. Kefen evet. parası. Bak bu adet devlette de vardı. Merkez Bankası'nın kötü gün akçesi diyeyim, kötü gün parası vardı. Ne diye o para hep belli bir miktar o, o oraya aktarılır. O para orada durur. O para ellenmez. Tabii. Niye? Türkiye bir gün çok kötü duruma düşebilir. Herhangi bir dünya, bir savaş olur. Türkiye girer e, girmez. Pandemi de yaşadık. İşte bir başka pandemi olur. Büyük bir dünya çapında kuraklık olur. iklim bir şey olur. Senin bir yerinde bir paran olsun diye. <laughs> değil mi? Kötü gün parası bir para vardı. Berat Albayrak çıktı ve bu paraya bir yasa değişikliğiyle aldı hazineye çatır çatır harcadı. Tıpkı Merkez Bankası parası da çatır çatır diye harcadı. Ben diyorum ki son yıllarda şöyle, son 10 yıla baktığımızda Türkiye'ye en büyük kötülüğü kim yaptı sorusunun tek bir cevabı Albayrak Berat Albayrak. Yani Berat Albayrak kadar bu ülkeye ihanet eden başka hiçbir siyasetçi gelmemiştir. Bak Merkez Bankası'nın paralarını harcadı. Kendi inadı uğruna. Ya Merkez Bankası'nın kötü günahçesini aldı onu da harcadı. Doları bu hale getiren Berat Albayrak'tır. Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan kitap yazıp bir de biz bakın Türkiye modeli diyor. Ne kadar iyi yerlere geliyor. Utanmadan, sıkılmadan bir takım yazarlar da sırf Berat Albayrak'a yalakalık yapmak için artık onu söyleyeceğim yalakalık yap. Bunlardan hiç bahsetmeyerek Berat Albayrak'ın ne kadar büyük görüşlü olduğunu, ne kadar vizyon sahibi olduğunu, kitabının ne kadar değerli olduğunu anlatıyor o kitabın uygulaması yani o kitapta yazılanları bugün Türkiye bir fiil uyguluyor halimiz ortada. Evet. Şimdi e, Okan Müderrisoğlu'nun bugün o da sabah gazetesinde, bir tanesidir, Okan evet, onun bu